Hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Drink Pro Tycoon oynuyoruz ve ben size ekranı bölümlerde yamuk gösterdiğimi fark ettim. Düzelttim. Son bölümümüzü düzgün izleyebilirsiniz. Artık final bölümünü yapıyoruz. Yani Drink Pro Tycoon'un göz gibi bütün Avrupa'ya fabrikalarımızı açtık. Popülaritede birinciye oturamadık. Hatta hiç Dr. Fruit dışında kimseyi geçemedik. Yok, Unisoz'u geçmişiz şeyde, market gücünde. Güzel. Bunların hepsini işçi alacağız bir de ya. Danışmanlar. Üretim. Ne? Neyse lan, bizim eski karakter yapmış film, önemli değil. Abi şarkıcının özellikleri yok olmuş, neyse. Önemli değil. Bakalım motoru create yaptı mı? Şimdi mesela haftalık 30K'dan yapıyor mu bunu tekrar? Vallahi haftalığı 30K'dan yapıyor galiba. Umarım haftalığı 1K'dan falan yapmıyordur. Ayarladığımız kadar yapıyordur. Türkiye'de daha fazla şey olsa daha fazla satacağım ama daha fazla şey yok. Yapacak bir şey de yok. Sovyetlerde bir ün sağlamayacağım. Bu Sovyetlerdeki insan sayısı fazla. Yani bize daha fazla ün getirir. 5 tane Fransa yapmak nasıl, bir tane Sovyet yapmak daha mantıklı. Sovyet'in reklamları 30 dur, Auto Recreate'i kapatalım. Hele bu 1K basıyor, biliyorsunuz mu? Ya para hiç gitmiyor gibi geldi bana. Auto Recreate. Dur bakalım, anlarız şimdi. Evet, sürekli popülaritemiz artmıyor galiba. Evet, Sovyetler'de popülaritemiz yavaş artıyor. Reklamla alakalıymış. Evet, işçiler merhaba. Bu Sovyetlere nam salma vakti geldi artık. Drink Pro Tycoon'dan sonra hangi serileri istediğinize yazın bu arada. Yani farklı farklı oyunlarda oynamak isterim tabii ki. Her yere aldık galiba işçi. Sovyetlere günlük bir 50K'dan başlayalım. Hızlı popülarite kazanacağız zaten büyük ihtimalle. Evet, aynen. 50K hadi. Çok yavaş uyduruyorsunuz tempoyu ama ya. Ben hafta buraya 30K basmıyor muyum ya? Ben her hafta buraya 30K basıyorum. Nasıl bu kadar yavaş büyüyebilir ya? Diğerlerinde direkt %100 oluyor. Bak burada mesela 116 olmuşuz. Buraya da 10K satalım diyecektim. Burada şişir etmiyoruz, dur. Artık Fransa'ya da işçi alalım. Şu an popülaritemiz şu an 130'a çıkmışız, hızlanmış. Güzel. Hatta bütün dünyada 30K'ya mı çıkarsak onu düşünüyorum. Bütün major ülkelerde 30K. 25K yapalım. Fransa'da 25'ten başlayalım satmaya. Ya bir şey diyeyim mi? Bütün büyük ülkelerde 30K ve kendimiz yapalım. Büyük ülkeler şunlar. Ya da ya 30K. Auto Recreate'i kapat. Ya Fransa nasıl 5K basmışım ben ya? Fransa'da büyümememiz büyük bir şey. Bak nasıl da büyümeye başladık ama günlüğü 5K basmaktansa. Ya burayı da günlüğü 5K basıyormuşuz. Abi bassanıza, bize popülarite lazım. Allah Allah, bize popülarite lazım abi, biz niye böyle yapmışız? İspanya'ya 8 vermişiz, onu hatırlıyorum. Auto Recreate kapatalım. 30K hadi. Popülaritemiz %32'ye çıktı. Yani işte, domine etmemiz zor gibi gözüküyor ama imkansız da değil be. Ha, bunlara basmaya gerek yok. Bunlar zaten öylesine verdim. İtalya 8 vermiyor mu? İtalya 8 az ya. 30 hadi. Hadi abi, popülaritemiz büyüyor. Hoppala, autocreate bas. Abi 25K basmaya başla. Sovyetlerde biraz yavaş popülarite kazanacağız anlaşılan. Abi satmaya başla burada da 2500'den. Hop. Polonya
Polonya'da da başlayalım satışlarımıza. Polonya'da da ün kazanmışız yeterince. 10.000-10.000'den başlayalım. 25.000. Satış müdürü almayacağım. Çünkü çok kötü ayarlıyor diye hatırlıyorum. İngiltere'deki fabrikalarımıza da işçi alalım. Gördüğünüz gibi her yer açıldığımızdan popülaritemiz hızlı artıyor. Buraya 30.000'den başla, burada iyi ün kazanmışız. İspanya'da nasılız? İspanya'da bayağı iyiyiz. İspanya'ya da hemen başlayalım üretime İspanya'da. Şu an market reputation'ımızı görüyorsunuz zaten. 0.30 gayet iyi. 20 abi 50.000 İspanya'da satarız 50.000'ye. Üretimimiz var. Portekiz'de iyi ün kazanmışız. 10.000 sat burada. 25.000 sat. Sat otomatik. Bulgaristan'da ekonomik kriz olmuş, hiç umurumda değil. Ay ne yaptım ben ya, neyse çok önemli değil. Ya da önemli de aslında. Yani çok ben umursamıyorum. 50.000. Abi Sovyetlere ben 30.000 basmıyor muyum ya? Ben buraya oturup kredi kapatacağım. Belki 30.000 basmıyor buraya. Ama 30.000 basıyorum yani. Artması lazım, bu kadar yavaş popülerlik kazanamayız. Bir şey diyeyim mi? Şu an popülerlik açısından Unisoz'u domine etmek üzereyiz. Evet, buralarda da üretime başladık. Burada da oho, burada önümüz bayağı artmış. 15-25.000 sat burada da ya. Araştırma. Odak ülke değil, işçi limiti. Ya bunlar çok gerek yok aslında ya. Şu an bunların hiçbirine gerek yok. İşçi limitini alalım o yüzden. Şimdi sıkıntı çektiğimiz ülkelere işçi alalım. Artık burada daha fazla işçi çalıştırabiliriz. 250-250 buraya yeni işçi alamıyoruz. Buraya da yeni işçi gelmiyor. Allah Allah. Buralara niye yeni işçi gelmedi? Buralar otomatik istihdam olmuş zaten. Tamam. Güzel. İşime gelir. Popülaritemiz çok yavaş buluyor. Bu benim sinirimi bozuyor. Sovyetler de 100.000 satmaya başlıyor. Finlandiya'da da satışlarımıza başlamak istiyorum. Popülaritemiz her yere yayılmışken nasıl bu kadar düşük? %45 ya. 25.000 sat. Başla. İrlanda'da da başla. Abi her yerde ün yapmışız. Başlayın üretime ya. Ha Fortnite'dan da işçi almamışız. Tamam, sıkıntı yok. Tekrardan toparlarız. 25.000. Sat. Başla. Ha o kadar talep yok. Dur. 15.000. Sakin. Toparlayacak. Marka değerimiz arttı. Hah. Cücüğün değeri 1.5 dolara çıktı bir anda. İrlanda o kadar değerli miymiş ya? Bir 42. Vay be. 25.000 satan Finlandiya'da 1.48. Valla buralar en değerli yerler. İspanya'da satış yapmıyormuşuz. Nasıl yapmıyoruz? O kadar büyük bir saygısızlık yaptığımız. Her yerde deli satış rakamları yakalıyoruz. Şu an 150.000. Sovyetlere bir indirim uyguluyor. Nasıl olsa para geliyor zaten. Sovyetlerde talep lazım bize. Hatta 300.000'e bir... Ama o kadar şey üretebiliyor muyuz? Ha o kadar şey üretemiyoruz. Dur. Biz 40. Şu üretemiyoruz yani, yapacak bir şey yok. Şu an satışa başlamadığımız ülke yok. Ha, buralara başlamadık. Buralara da işçi alalım. Reklamı basıyoruz ama bir şey yaptığımız yok. Satış yok. 25.000. Buraları sabit 25.000. Abi hala çok düşük popülaritemiz. Bütün dünyaya yayıldık. Ve hala popülaritemiz bu kadar düşükse bir sıkıntı var. Danimarka'ya da işçi alalım. 25.000 sat. Düzenli üretim hadi. Ha niye üretim düzgün olmuyor ya? %49. Başka nerede satmıyoruz şu an? Her yerde satıyoruz şu an düzenli. Almanya'da bir 25.000'ye çık. Fransa'da 25. Fransa'da niye 25 satıyoruz ya? 50 sat. 75 sat. 75.
5 ya. İngiltere'de de sat. İngiltere'de kaç fabrikamız var? 3, tamam. Sat 75.000. Tam buralar 25.000. İspanya'da kaç satıyoruz? 50.000. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz. Kıtalar sanırım Amerika'ya gideceğiz. Ben buralarda hiç açılmak istemiyorum ya. Ama galiba zorundayız. Şimdi buralarda kendimizi reklamlatmak zorundayız. %50 popülerite. Abi %85 ne, ben sana nasıl yetişeyim ya? Daha market gücü de var yani. Market gücü neye göre artıyor onu bile emin değilim. Şu an benim oyundaki tüm başarıları kazanmış olabilirim. Bir saniye. Bakayım hangi başarım kaldı. Bari başarımları bitirelim. Bir saniye. Bakalım tüm başarımları almış mıyım? Alamadım galiba. Bir tane daha mı vardı? Oyunu bulamıyorum ya. Hadi. Hah, buldum. Ya bir başarımım kalmış. Bu zor biraz. Yok, aslında zor değil. Şirketin değerini 1 milyara çıkar diyor. Yani bu videoda yapmam belki ama video dışında yapabilirim. Çünkü şu an zaten şirketlerimiz 477 ve düşüyor yani bu kadar satış yapmamıza rağmen. Norveç'te ekonomik kriz çok umurumda değil. Ve fabrika açtıkça şey değerimiz artıyor. Şirket değerimiz. Yani çok şeyle alakası yok. Evet, şimdi buralara 30K'dan reklamlar başlatacağız. Burada onun gücü ne kadar yüksekmiş. Bas. Artık buralarda güç toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Buraların nüfusu kaç ki? Düşüktür herhalde bayağı. 38 yani. Amerika'yı niye bu kadar parçaya bölünüz? İkiye bölseniz yeterdi ya. Popülaritede geçeyim de market gücünü boş verin ya. Market gücü o kadar önemli değil. Yani dünyamızı tanısın yeter. Meksika'ya da açalım bir tane. Evet, gördüğünüz gibi her yerde ün yapıyoruz şu an. Otorekayı da açıyorum ben değil mi? Açmıyorum onu da. Cut. Otorekayı'da. Burası da otorekayı'da. Ufa, beyin duracak. Benim durdu ya. Autorecreates. Autorecreates. Sana başlatmamışım ya, dur. Tamam, başlatmışız. Şu an Amerika'da her yere başlattık sanırım Autorecreate'le. O zaman bir şeye gidelim. Depo. Bir kıta değiştirelim hemen. Avrupa'da. Avrupa'da her yerde satışımız devam ediyor. Hala popülaritemiz artmadı mı yeterince? Şaka mı lan bu? Fabrikaları da yükseltiyorum tekrardan. Çünkü şirketimizin değerini artmıyor ama daha ya. Artmıyor pek. Yani eğer %85 tanınmaysa şu kıtaları, gerçi %50 olmaz o zaman ya. Abi nerede bu? Sovyetlerde popülaritemiz yok. 30K. Başlat. Yani 250 milyon insan az değil. Almanya'da da 100. Her yerde 30 kaldık reklam kampanyalarımız var. Bütün dünya tanıması lazım bizi. Bence. Bence tanıması lazım bana kalırsa. Portekiz'de fabrikamız açılmış. 60 milyon. Burada da satış yapamıyoruz. Burada da başlayalım satışa. Oha, talibe bak. Yani her yerde popülaritemiz bayağı yüksek. En azından bir %80-75 falan olması lazım. Şu an garaj şeyi domine ettik bu sözü tamamen, evet. PVL, beverage, FGL, beverage'i de teklemişiz. Sadece Shining Fruit kaldı ve onu da şu an geçebilmemizin pek bir olasılığı yok gibi ya. Abi işçi maaşlarını... Hadi mutlu işler olun Allah. Hadi mutlu işçiler olun. 2500 maaş veriyorum hadi. Ama çalışacaksınız tabii. Yoğunluğu da arttırıyorum.
Şu an her şey, bak prestij efektimiz de, market şeyimiz de arttırıyor bu önemli derecede. Work rapiness, araştırma yapabiliyoruz. Personel müdürü. Odak ülke, odak ülke araştırma. Odaklanılmış ülke Sovyetler. Ya Sovyetler'den nasıl bu kadar az gün kazanabildik onu? %70'e çıkmışız, dur. Çok iyi gidiyoruz şu an. 160'a çıkabilir bence burası ya. Şu an prestijimiz de hani neredeyse her ay 100.03 falan artıyor. Bayağı hızlı artıyor. Şu an tam 160 kaybetiyoruz galiba. Şey sayımız değişmiyor çünkü. Yani haftada 30K'dan reklam basıyoruz. Ben ne yapayım ben? Orada da popülaritemiz 60 falan oldu yani. Artık ne yapacağım ben bilmiyorum. Her yeri deli gibi popülarite kastık. Yüzde kaç bu onun popülaritesi? %85 yani. Nasıl geçeyim ben bunu? Mesela Almanya'da, Sovyetler'de popülerite mi? Market share'imiz az. Market share'imiz Sovyetler'de az bence sadece. O yüzden bence Sovyetler'deki fabrikaları arttırmamız lazım. Yani şu an elimden geleni yapıyorum arttırmak için ama olmuyor. Kahretsin ki olmuyor. Her yeri yükselt, her yeri yükselt yani. Biz birkaç dakika önce Balkan hamlesi, evet zarar ediyoruz şu an. Çünkü deli gibi fabrika açıyoruz her yere. Ve şunun masrafını görüyoruz buradan. Burası tek başına kazandığımız karın hepsini yok ediyor. Ve şu an hani boş boş ülkeleri reklamıyoruz. Hiç para kazanmamıza rağmen. Onunla da alakası var. Kıtalar. Şu an popülaritemiz %74. Hala arkasındayız şeyin. Buralarda hızlıca satış yapmaya başlayacağız. Şimdi Kanada'da kaç fabrikamız var? Kanada'da 2 fabrikamız var. En fazla 50-60K satarız buraya. Ve 3390 işçi ne? Aha al buralara işçiyi. Bir fabrika ne kadar üretiyor? Hadi al işçileri çabuk. Dur şuna daha erken almıştık. 17K bu yarım gün çalışıyor. 36K 72. Biz 65.000 diyelim buraya. Tamam, iki fabrikaya yer alanlara 65.000 diyeceğiz. Sen de bir 65.000 buraya. Satmaya başla. Canım sıkılmadı. Meyvemiz bayağı azalmış. Sultan Mustafa şey almadık. İşçi almadık. Dur. Şu an %77'ye çıktık. Daha ne kadar zorlayabiliriz? Pek bir fikrim yok. 30. Buraya 3 fabrika. Buraya 100 bin satalım. Hatta 110 bin. Western Usta 4 fabrikamız var. Buraya 150 bin, 140 bin satarız. Bunun 4 bin yazdık yanlışlıkla. Buralarda market share'imiz bayağı arttı ve %78'e çıkmışız. Harikayız. Meksika'da satışlarımız başlamamış bile daha. Güzel. Buraları da işçi alıyorum. Hadi yaptık bu işi be. Spor bence. Bence yaptık. Ben buraya da bir 100K girelim. Marka değerimiz niye bu kadar düşük ya? Ne abi biz buralarda ün yapmadık mı? Allah Allah, bizim marka değerimiz burada çok düşük. Hadi hani kıta değiştirdiğimiz için mi? Artıyor yavaş yavaş ama. Evet, sanırım burayı artık düzen oturttuk. Avrupa'ya geri dönelim. Evet, buralara işçi alalım. En büyük satış buradan geliyor. 600 işçi ne abi? Üf.
Vay be. 1 milyon satış yaparız artık bence. 1 milyon satış hak ettik. Bence 1 milyon satış hak etti Türkiye artık. Artık hak etti yani. Dur 700 bin ısınamadı dur. 700 bin 700 bin. Allah Allah niye satamıyoruz ya? İndirim uygulayalım birazcık. Şu an talep sıkıntımız yok Sovyetler'de. Şimdi Türkiye'de talep sıkıntımız var. Türkiye'ye odaklanıyorum. İndirimi kaldırıyorum. İndirim lazım ya. İndirim yapalım. Sürümden kazanalım. Hadi sat. 1 milyon sabitleyelim artık Türkiye'yi. Türkiye'de buna nasıl hala varlık gösterebiliyor 700 bin satarken biz ya? 800 bin. Hadi be aslan. Abi zorla biraz be. Hiç mi nüfus yok ya? Satarsın 900, 900. Zorla zorla. Çıkmıyor 800. Düzenli satalım bari. Evet, Sovyetler'deki fabrikalar hala inşa alıyor. Evet, popülaritemiz %82 artık. Şu Shining Fruit'i geçmemiz lazım yani. Video kaç dakikamız oldu? 22 dakika evet. Şu an çok düşünceliyim biliyor musun? Finallesem mi? Geçsem yani. Popülerite de geçeriz bu bölüm. Yani birazcık daha uğraşır. Geçeriz ama yani çok artık sıkıldım biraz ya. Yani market gücünü Sovyetler'de kazanmamız lazım. Ve Sovyetler'de yani iki güne hadi. Kiev'e de işçi aldık. Ben Odessa'ya aldım. Moskova olmamışım hala ya. Petersburg'a aldım. Abi yani bütün dünya yedik mi market için %30 yani. %30 çok büyük bana. Yani 3'te 1'i ne biz alıyoruz demek yani de. Hani buna rağmen artmıyorsa bence yani. Oh %35 mi? Sen biz zaten %35'tik lan. Ne yaşıyorum oğlum ben? 250 bin. Artık çıkarsın 250 bin. Deli gibi şey üretiyoruz ülkede ya. Lan nasıl hala şey azalı biliyor? Market share, popülaritede geçtik sayılır. Market share'da da baya yakınız. Allah kahretsin. Biraz meyve almam lazım. Abi 20 bin ton, 20 bin ton alıyorum artık ya. Bunları özünü çıkaralım. 700 bin. Market share efektini daha iyi etkilememiz lazım araştırma. Personel müdürü. İşçiler daha mutlu olsun. 0.34. Ya ne yapayım? Başka kıta yok. Nereye gireyim? 35. Buralara satış yapıyoruz deli gibi. Buralarda da ün yaptık. Yani artık ün yapabileceğimiz bir yer yok. Aslında birazcık daha uğraşsam yok 800 bin üzeri çıkmıyor Türkiye ya. 800 bin 800 bin satalım Türkiye'ye. Aslında şu an büyük zarar ediyoruz. Bu kadar çok ülkeye açılmaktan hani. Şunları biz 30k 30k basıyoruz. 5k 5k basıyoruz. Bunlar bize safi zarar. İşçi maaşından bile zarar. Evet yani çok işçi çalışıyoruz. Bence 1500'ü düşürelim artık. Bu kadar da biraz az mutlu olun. Çünkü o kadar maaşı ödeyemiyoruz maalesef. Şu an hatta para kaybediyoruz galiba. Yok. Evet para kaybediyoruz. Bu nasıl becerdiğimiz konusu benim de bir fikrim yok. Nasıl fabrika hızlarını düşürsek. Karımız bayağı artıyor fabrika hızlarını düşürsek. Ama arttıralım.
Biz Ya işte reklama çok para veririz. Autorecreate'i kapatıyorum. 30k fazla artık buralara. Zaten burada 100 yapmışız. Reklama fazla para basıyoruz. Şu an 10k'ya düşüreceğim reklam kampanyalarını. Siz de mi 30k yapıyoruz? Oha ya. Lan 30k satmayan bir kere de 30k yaptık ha. He. 10k ya. Yani nasıl kar ediyormuşuz. Bak şu an nasıl da düzeldi hemen karımız %10. Evet, popülerite de artık şeyi geçtik. Allah şeyi bozuk, neyse. Düşür ya, bir kar edelim bari. Hani çok düşmeyelim. Hah. Bunda da 10k'ya düş. Bu tarif artışı niye bu kadar düştü ya? Lan niye biz burada bu kadar az satıyoruz? Sat 75k ya. Kendi reklam zararını çıkaramıyor. Sat 75 bin. Evet, market share almak için daha fazla ne yapabilirim? %41 yani. Ne yapayım ben buna daha ya? Nerelerde market share'ımız düşük? Bir saniye, bir tespit yapalım. Nerelerde market share'ımız düşük? Bak buralarda market share'ımız leş yani. Satmıyormuşuz çünkü burada. Allah kahretsin. Marka değerimiz fırladı bir anda. Yani satış yapmasak tabi artmaz. Vallahi ya, ben de diyorum bu satışlar niye artmıyor? Burada Shining Fruit'in çok büyük bir payı var. Payımız bayağı düşük. Burada payımız bayağı düşük. Çünkü burada marka değerimiz yok. Niye bilmiyorum. O yüzden Meksika'daki ve şeydeki fabrikalarımızı yükselteceğim. Ve evet. Sonunda %42.7 ile dünyanın en büyük içeri market gücüne sahip olan şirketiz. Artık Shining Fruit'i de sildik attık. Gördüğünüz %92 popülerite. Bu seri burada bitiyor. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Oynatma listesiniz. Bir dahaki bölümleri izleyebilirsiniz. Önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Bir dahaki serilerde ve bölümlerde görüşmek üzere.